Merhabalar. Bu oturumda IoT çözümümüzden bahsedeceğim ben de size. Öncelikle IoT konusu geçtiğimiz dönemde bizim gerçekten önem verdiğimiz bir konuydu. Bugün bununla ilgili çözümü sunmaktan mutluluk duyuyorum. Çok kısa zaman içinde de muhtemelen bu yıl bitmeden pilot projelerimizin de canlı kullanıma geçeceğini söylemek isterim. Şimdi bakalım neler getiriyor IoT? Önce Endüstri 4.0. Endüstri 4.0 çok duyuyoruz. Onun için ben size o klasik şeylerden bahsetmeyeceğim. Ama Hakan Özkarı'nın gayet güzel altını vurguladığı gibi aslında burada yazanlar tek tek Endüstri 4.0 değil, bunları da içeren bir dijital düşünme biçimi. Zaten sabahtan beri bu dijital dönüşümden bahsediyoruz. Aracı var Endüstri 4.0'ın. Bunların hepsini biliyorsunuz. Çok sık bir şekilde duydunuz. Ya bunlardan ben iki tanesinin altını çizmek istiyorum. Bir tanesi büyük veri. Bu hepimiz için çok kıymetli olan büyük veri. Diğeri de nesnelerin interneti. Nesnelerin internetinin bir önemi de aslında diğer araçların etkinliğini arttırmasından, onları daha verimli hale getirmesinden doğuyor. Ve bunlar içinde belki de en çok aşina olduğumuz kavram. Çünkü zaten uzun zamandır hayatımızda var. Yani hepimizin cebinde cep telefonları var. Aslında farkında olmasak da ya da farkında olarak da o telefonlar yüzünden biz de birer nesneyiz. Ve o internetin bir parçasıyız. Günde 24 saat, dünyanın hemen hemen her yerinde onun bir parçasıyız. Ve bu sayede bizim üzerimizden üretilen bilgilerle bir sürü işler yapılıyor, işler dönüyor. Hayatımıza bu kadar yer etmiş olan IoT elbette ki işletmelerimiz için de çok önemli. Çünkü işletmemizin her yerinde birçok veri üretiliyor. Bazılarının farkındayız, bazılarının gerçekten de farkında değiliz. Çünkü elimizde onu fark etmemizi sağlayacak araçlar yok. İşte IoT bu açıdan çok önemli. Bizim geliştirdiğimiz IoT çözümüyle bakalım neler geldi 8.02 ile. Öncelikle işin çekirdeğinde IoT Gateway yatıyor. IoT Gateway, Kanias ERP ile iş merkezleri, makinalar, cihazlar, sensörler, sayaçlar arasında bağlantıyı sağlayan bir köprü aslında. Bu köprü iki yönlü. Bilgi alabiliyoruz, okuyabiliyoruz ve bilgi gönderebiliyoruz. IoT konnektör, IoT Gateway yeteneği kazandırılmış bir Kanias Client. Yani herhangi bir makineye bir Kanias Client bağlıyorsunuz ve IoT Gateway yeteneği sayesinde bu Kanias Client'la makinayla istediğiniz gibi iletişim kurup kumanda edebiliyorsunuz. IoT Box bunlara donanım da eklenmiş hali. Yani bir donanım var, üzerinde Kanias ERP çalışıyor. Ve IoT Gateway yeteneğine sahip. Dolayısıyla bu cihazı makinalarınıza, work center'larınıza bağlayarak iki yönlü iletişim kurup iş merkezlerinin kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi iletişim iki taraflı. Okuma ve yazma. İnteraktif kullanım. Çünkü zaten karşınızda Kanias ekranı var. Artık Kanias'ın içindesiniz. Geliştirmeye ihtiyacınız yok. Çünkü dediğim gibi Kanias'ın içindesiniz. Ve bu bağlantıyı sağlamak için, makineye kumanda etmek için, onunla iletişim kurabilmek için herhangi bir kod yazmanıza, geliştirme yapmanıza gerek yok. Farklı farklı makineler için farklı farklı uygulamalar kullanıp, tanımlayıp kullanabilirsiniz. Peki bunun altyapısı nasıl? İşletmenizdeki geçmiş veriler, güncel veriler Kanias ERP'de var. Yani işletmenizin hafızası. İşleri nasıl yaptığınız, üretimi nasıl yürüttüğünüz, proseslerinizin nasıl yürüdüğü bilgisi de var. Yani firmanızın beyni. Aslında burada eksik olan bir şey var. Sinir sistemi. Bütün sağlıklı bünyelerde olması gerektiği gibi sinir sistemiyle bizim yaptığımız IoT'nin bütün bu iş merkezleri, makinalar ve sensörlerle iletişim kurmasını sağlamak. Eskiden bir Kanias ERP
server'ınız vardı, Kaniyer CRP'niz vardı. Bir tarafta da fabrikalarınızda, işletmenizde çalışan makineler ya da işte veri üreten sensörler vardı. İşte ürün ağaçlarınız, rotalarınız, iş emirleri, bilgileriniz Kaniyer CRP'de üretiliyordu. Daha sonra bunlar iş merkezlerinde, makinelerde gerçekleştiriliyordu ama o bilgiler doğrudan akmıyordu. Üretim gerçekleşiyordu makinalarınızda. Üretimle ilgili bilgiler yine doğrudan bir şekilde, eğer entegrasyon yoksa arada özel bir entegrasyon, Kaniyer CRP'ye akmıyordu. İşte ne oluyordu? Ya vardiya sonlarında ya gün sonlarında bu bilgiler toplanıp daha sonra Kaniyer CRP'ye giriliyordu. İşte bizim IoT altyapımız sayesinde buna gerek kalmamış oluyor. Artık Kaniyer ERP ile bütün bu çevredeki makinalar, işte CNC tezgahlarınız, PLC kontrollü tezgahlarınız, sıcaklık sensörleriniz, basınç sensörlerinizle direkt bir köprü kurulmuş oluyor. Bunu IoT Gateway yapıyor. IoT Gateway bunu nasıl yapıyor? IoT Gateway'de tanımlı iletişim protokolleri vasıtasıyla yapıyor. Çok çeşitli cihazlar var. Bunların standartlaşmış haberleşme protokolleri var. Sıradan gidersek MT Connect, CNC tezgahlarda yoğun kullanılan, sık kullanılan bir haberleşme protokolü. IoT Gateway, MT Connect protokolü sayesinde CNC tezgahlarınızla çok kolay iletişim kuruyor. OPC sayesinde, OPC üzerinden OPC'ye bağlanan cihazlarla, PLC'lerle çok rahat iletişim kuruyor. Siemens SCD PLC ailesi, yaygın kullanılan bir PLC ailesi. Siemens SCD ile ise OPC'ye bile gerek duymadan kendi protokolüyle haberleşebiliyor, iletişim kuruyor. MQTT kullanarak, Modbus protokolü kullanarak bu protokollerle iletişim kuran cihazlarla yine iki yönlü iletişim kurabiliyor. IoT Gateway bu protokollerle sizin tanımladığınız cihazlara bağlanıyor. Bunun için ekstra kod yazmanız, geliştirme yapmanız ya da bizden bir özel geliştirme istemenize gerek yok. Yapacağınız tek şey, verisini okumak istediğiniz cihazlarla ilgili sistemdeki destek tablosu kayıtlarını doldurmak aslında. Yani şu cihaza bağlanmak istiyorum, o cihazdaki işte dönme hızını, vuruş açısını, o cihazın verebildiği bilgiler nelerse artık, işte sıcaklık, basınç, nem gibi bilgileri almak istiyorum tanımını yapıyorsunuz sadece. Dediğim gibi altını çiziyorum, herhangi bir özel geliştirmeye gerek yok. Zaten IoT Gateway bu protokolleri kullanarak sizin tanımladığınız bilgilerle o verileri gidip adreslerinden topluyor. Peki topladıktan sonra ne yapacağız? Yine sizin konfigüre ettiğiniz kurallar ve action'larla bu bilgiyi işleyeceksiniz. Örneğin işte herhangi bir iş merkezinizdeki üretim sayısı 100'ü geçtiğinde Kaniyer ERP'nin iş emri onay fonksiyonunu çağırabilirsiniz. Ya da herhangi bir makinedeki sıcaklık işte belli bir, ya da basınç belli bir dereceyi aştığında alarm çaldırabilirsiniz. Bunlar da yine özel geliştirme gerektirmeyen konular. Yani sizin konfigüre ettiğiniz konular. Peki, iyi tamam güzel, IoT Gateway ile ilgili tanımlarımı yapıyorum. O da sistemdeki cihazları, makineleri dinliyor, bilgileri topluyor ama bana bu yetmez. Bana makinenin başında bilgisayarım var, operatörümün orada atraksiyonlar yapmasını istiyorum, durdurmasını istiyorum, duruş kodlarına kendisinin karar vermesini istiyorum diyorsanız eğer, bu da bizi IoT konnektöre götürüyor. IoT konnektör bir Kaniyer client ama IoT gateway kullanabilen bir Kaniyer client. İş merkezlerinize birebir bağlıyorsunuz ve oradaki Kaniyer ekranıyla, IoT konnektör üzerindeki Kaniyer ekranıyla iş merkezinizi istediğiniz gibi yönetebiliyorsunuz. Yine altını çiziyorum, iki yönlü. Bilgileri okuyabilirsiniz, bilgi gönderebilirsiniz. Artık Kaniyer'in içindesiniz. Dolayısıyla interaktif bir kullanım var. Ve Kaniyer'in içinde olduğunuz için de Kaniyer'da ne yapabiliyorsanız hepsini yapabiliyorsunuz. Farklı makineler için farklı ekranlar, farklı uygulamalar tanımlayabilirsiniz. Kendiniz geliştirebilirsiniz.
standart uygulamaları biraz değiştirerek ya da canınız ne istiyorsa onu yapabilirsiniz. Kania CRP'de ne yapıyorsanız onu yapabilirsiniz. Şunu da diyebilirsiniz, iyi güzel ama benim o iş merkezimin başında kullanacağım bilgisayarım da yok. Onu da siz bize temin edin. O da bizi IoT Box'a götürüyor. IoT Box'ın IoT konnektörden farkı şu, donanımı da biz veriyoruz. Bir kutu düşünün ve hepsi içinde. Basitten başlayalım. Donanım var. Bu donanımın üzerinde Kanias Client çalışıyor. Diğer ofis uygulamaları da çalışıyor. Bu en basit hali. Buna biz birinci tip diyoruz. Mesela biz şu anda ofislerimizde bunu kullanıyoruz. Çünkü normal bir ofiste ofis uygulamaları ve Kanias Client bize yetiyor. Buna bir giriş çıkış kartı eklediğinizde ikinci tip kutuya elde ediyoruz. Yani bu cihaz bana yeterli değil, buna ekstradan işte sensör bağlamak istiyorum. Bunun gibi ihtiyaçlarınız varsa da üzerindeki giriş çıkış kartındaki dijital ve analog giriş çıkışları kullanarak ekstra sensörler de bağlayabilirsiniz. Buna da ikinci tip box diyoruz. Üçüncü tip box'ta bir de ekran geliyor, dokunmatik bir ekran. Yani üçüncü tipin içinde gerçekten de her şey var. Sahada işinize ihtiyacınız olan, işinizi görecek her şey var diyebilirim. Dediğim gibi dokunmatik ekranı var ve bütün bunlar doğal olarak emsallerine göre çok daha uygun maliyetli. IoT Gateway, IoT Konnektör ve IoT Box sayesinde aslında Kanias ERP bir sinir ağı gibi bütün işletmenizi, bilgi veren bütün cihazlarınıza ulaşarak sarmış oluyor. Bence burası çok önemli ve işin güzel noktası burası. Gerçekten de artık entegrasyon derdiniz yok. Online çalışma, offline çalışma derdiniz yok. Ve farklı IoT box'larda farklı uygulamalar makinelere göre farklı uygulamalar çalıştırabilirsiniz. Makinelerin üretim proseslerindeki farklılıklara göre. Üretim zekası uygulamasında birçok rapor var. Onları detayına girmeyeceğim. Üretimle ilgili ayrıntılı raporlar var. Üretim miktarları, üretim süreleri, duruş zamanları, duruş sayıları, duruş sebepleri, fire, yan ürün, yeniden işleme miktarları, sebep kodları ve bunların analiziyle ilgili. Ama önemli bir şey KPI'larla izleme. Bundan bahsetmek istiyorum. Artık bütün sistemi Kanias ERP ile bütünleşik hale getirdiğiniz için hepsini elbette online olarak izleyebilirsiniz. Bunu en tepeden yani tesisten iş merkezine kadar yapabilirsiniz. Tesisinizin genelini izleyebilirsiniz. Üretim hatlarınız varsa, tanımlıysa üretim hatlarınızı tek tek izleyebilirsiniz. Kapasite gruplarınız varsa, benzer işleri yapan iş merkezleri gruplarınız, onları izleyebilirsiniz. Tek tek iş merkezlerinizi ayrı ayrı izleyebilirsiniz. Bütün bu saydıklarımı ayrı ayrı KPI'lerle izleyebilirsiniz. Yani bir iş merkezini bir açıdan izlerken, başka bir iş merkezini başka bir açıdan, işte hızla ilgili bir KPI ile izleyebilirsiniz. Diğer iş merkezini üretim miktarı ile ilgili bir KPI ile izleyebilirsiniz. Standart KPI'ler var içeride ama siz de istediğiniz veri kaynağını siz tanımlayarak istediğiniz KPI'yi tanımlayabilir ve bu KPI'leri istediğiniz iş merkezlerine ya da işte üretim hatlarına atayabilirsiniz. İş merkezlerinizi tek tek geçmişteki işlerini, şu anki işlerini, gelecekteki işlerini çizelge üzerinde izleyebilirsiniz. Elbette Kanias IQ'yu kullanarak bizim içeride var olan mevcut raporlarımızı kullanabilirsiniz. Ama bunların yetmediği durumlarda Kanias IQ ile o ürettiğimiz, topladığımız o büyük veriyi analiz etmek için de kendinize özgü istediğiniz raporları yapabilirsiniz.
Sonuç olarak özetlersek, bütün işletmenizdeki bütün cihazlar, makinalar, sensörler çevrim içi hale gelecek. O çok değer verdiğimiz, peşinde koştuğumuz, içinden işte sonuçlar çıkartmaya çalıştığımız büyük veriyi kolay, güvenilir bir şekilde elde edeceğiz. Biraz önce yaptığım benzetmeyi devam ettirirsem, sinir sisteminiz, işletmenizin her yerine yayıldığı için hassasiyetiniz artmış olacak. Topladığınız bu verilere anlık olarak çok daha hızlı refleksler verebileceksiniz. Çünkü her şey zaten online. Arada herhangi bir fast parkı yok. Sistemi kurdunuz. Her şey güzel yürüyor. Cihazlarınızı tanımladınız, çalışıyor. Var olan bir iş merkezinden bir tane daha geldi. Ekstra bir altyapı yatırımına, geliştirme yapmaya hiç bunlara gerek yok. Yapacağınız sadece destek tablosunda yeni bir tanım yapmak. Bu kadar basit. Yeni makina sisteme eklenmiş olacak. Yeni bir iletişim protokolü yaygınlaştı. Bazı cihazlar onlarla iletişiyor, standart haline geldi. Burada bizim yapacağımız IoT Gateway'in altyapısına o protokolü katmak. Yine ondan sonra da size düşen de onu kullanmak. KPI'larla dediğim gibi anlık olarak size kalmış izleme yapacağınız kapsam, isterseniz iş merkezi bazında, isterseniz tesis bazında hepsini izleyebilirsiniz. Tamamen kendi hassasiyetinize göre. Hangi veriyi takip etmek istiyorsanız ona uygun KPI ile. Entegre sistemi atlıyorum, açıklamaya gerek yok çünkü herhangi bir entegrasyon yok. Kaniyasın içindesiniz gerçekten de. Bununla ilgili hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kolay geliştirme ve bakım. Dediğim gibi kaniyasın içindesiniz. Dolayısıyla herhangi bir geliştirme, özel geliştirme yapmak istiyorsanız şu anda kaniyasın içinde ne kadar rahat, kolay yapabiliyorsanız ki birçoğunu artık sizler de kendiniz yapıyorsunuz, yapabilirsiniz. Ve maliyet, tabii ki en önemli kalemlerden biri, çok daha uygun maliyetle. Endüstri 4.0'dan bahsediyoruz, dijital dönüşümden bahsediyoruz ama tabii ki bunun zorlukları da var. Yani çok kolay değil, her şey güllük gülistanlık değil. Öncelikle düşünce yapımızı değiştirmemiz lazım. Buna uygun dijital beceriler geliştirmemiz lazım. İşletmemizdeki makinalar, iş merkezleri, cihazların bu yeni Endüstri 4.0 standartlarına uygun hale getirilmesi gerekiyor. Tabii bunlar olurken bir yandan da işler yürüyor. Yani sizin bir üretim prosesiniz var, onun bütünlüğünün bozulmaması lazım. Yani zorluklar da var, kolay değil. Ama zorluklarda bizce yapılması gereken doğru yerden başlamak, kolay olandan başlamak, bildiğiniz yerden başlamak. İşte o nedenle biz size bildiğiniz yerden başlayın ve Kaniyas ERP'den başlayın diyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi bir kahve arasından sonra değerli panelistlerimizin tecrübelerini dinlemek üzere burada olacağız. Teşekkürler tekrar.